Koronavirüs nedeniyle nikahlarını, düğünlerini erteleyenlere iyi haber Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Nikah salonları 15 Haziran'dan itibaren, düğün salonları ise 1 Temmuz'dan itibaren yeni önlemlerle hizmet vermeye başlayacak. Peki yeni dönemde düğünler, nikahlar nasıl gerçekleşecek? İşte yanıt. Bugün telefonlarımız kilitlendi. Mart, Nisan, Mayıs ayında nikahını yapamayan arkadaşlar dün akşamki haberi izleyince sevinçle karşıladılar ve aileleriyle nikah yapmayı planlıyorlar. Hayatlarını birleştirme kararı alıp evet demek için yasakların kalkmasını bekleyenler, artık onlar için çok az bir süre kaldı. 15 Haziran'dan itibaren bu masada imzalarını atabilecekler ama salonlarda yeni önlemler olacak. Karı koca ilan ediyorum. Hayırlı olsun. Nikah salonlarına yalnızca birinci derece aile yakınları kabul ediliyordu ama yeni dönemde eş, dost, akraba, herkes davet edilebilecek. Ancak tek bir şart koşulacak. Sandalyeler arasında boşluk bırakılacak, sosyal mesafe korunacak, maskeler takılacak. Ve düğün salonları. Onlar da 1 Temmuz'dan itibaren kapılarını açacak. Düğünler yapılmaya başlanacak ama hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Düğünlerde de artık yeni normallerimiz olacak. Örneğin takılar gelin ve damada elden takılmayacak, takı kutularına bırakılacak. Ki tedbirler tedbirli bir şekilde olacak. Kapasitelerimizi belki 1/3'e düşürmek kaydıyla. Masa mesafeler biraz önce sizlerin de söylediğiniz gibi minimum 1,5 metreye çekilmek kaydıyla, bir masada tek bir ailenin oturması sağlanmak kaydıyla, hatta biz kişisel önlem olarak masalarda fazladan kalan, 2 kişilik bir aile gelmiş olabilir, fazladan kalan sandalyeleri anında kaldırmayı düşünüyoruz. Koronavirüs öncesinde düğün salonlarında yer alan masalardan biri. Bir masada 6 kişi bir arada oturabiliyordu. Ancak yeni dönemde, koronavirüs tedbirlerinin uygulanacağı dönemde bir masada maksimum 4 kişi oturabilecek. Aynı zamanda masalarda dezenfektan bulundurulacak. Düğün denilince akla gelen ilk şeylerden biri de takılar oluyor. Takılar yakadaki kurdelelere değil kutuya girecek, ancak bütçe de önemli. Peki altındaki son durum nasıl? Çeyrek 610-615 civarı gidip geliyor. Yarım tabii çarpı 2 diye onu düşünebiliriz. Bütçeyi uygun tutmak isteyenler için bir seçenek de gram altın. Gram altında fiyatlar neler? Gram altını da şu anda 24 ayar düşünürsek 375-377 gibi. 22 ayar düşünürsek o da 360-365 gibi satılıyor. Düğün dediğin kınasız olmaz. Bu nedenle kına sektörü de hareketlendi. Gelinler şimdiden kına tepsilerine, kaftanlara bakmaya başladı. Kına malzemesi olarak ne gerekiyorsa hepsine bakacağız. Gebze'den geliyorum ben zaten. Böyle bakıyoruz yani. Peki bindallıları incelediniz, beğenebildiğiniz oldu mu? Hani onların fotoğraflarını çekeceğim, arkadaşıma atacağım. Bindallıların fiyatları ise bütçeye göre değişiyor. 200'den başlıyor, 2600'e kadar gidiyor. Ürününe, işlemesine, boncuğuna, kumaşına göre değişiyor. Örneğin şu yanımızda bulunan kaftanın fiyatı nedir? Mesela bu da 900 lira. 900 lira. Peki bu özelliği saten, nedir? Bu saten jakarlı olduğu için...